Çin'in yeniden değerleme oranı %36,2 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan oranı düşürmezse 2022 yılının ilk gününde vergi, ceza ve harçlara %36,2 zam gelecek. Trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet, pasaport. Yeniden değerleme oranı belli oldu. 2022 yılında vergi, ceza ve harçlara %36,2 zam geliyor. Çok yüksek. Aşırı çok. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan yeniden değerleme oranı 2002'den bu yana açıklanan en yüksek oran olarak dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı azaltma ve yükseltme yetkisi de var. Ya maaşlara da %36 gelsin. Enflasyona göre %11-12 olması lazımdı. %36,2'lik zamma göre yeni yılda 1-3 yaş arası motor hacmi 1300 cc ve aşağısında olan otomobillerin vergisi 1051 liradan 1431 liraya çıkacak. 1-3 yaş arası 1600 cc otomobillerin vergisi ise 1830 liradan 2492 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 314 lira. Zam oranı aynen uygulanırsa kırmızı ışık cezası 427 liraya çıkacak. Emniyet kemeri takmayana da 196 lira ceza kesilecek. En çok burada müşteri almaya çabalarken bekleme cezası yiyoruz. Arkamızdan yazıyorlar, ceza geliyor. Ama yani bence çok. Bunlar trafik cezaları, bunlar da yatıramadıklarım. Daha hepsi duruyor. Hafif frene bassak ceza yiyoruz ya. Yeni zam oranına göre seyir halinde telefon kullananlara 427 lira, hız limitini %50 aşanlara 1823 lira ceza kesilecek. Zaten biz cezalardan başımızı alamıyoruz ki. En fazla adı gelsin de %15 olsun yani. Trafik kurallarına uyduğumuz sürece cezalarımız pek fazla gelmiyor. 2021'de 820 lira olan ehliyet harcı da yeni yılda 1116 liraya, 6 aylık pasaport ücreti de 339 liraya yükselecek. Gözler şimdi o rakamı %50'ye kadar arttırma ve azaltma etkisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.